3 tane müsabaka için de 3 sporcu için de bunu alıp 8'de 8 olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek, madalyalarla dönmek. Umuyoruz olimpiyatlarda da karate'deki başarılarımızın devamı gelecektir. Kadınlar kata'da ikinci bronz mücadelesinde İspanyol Enchabo'yla İtalyan Carola Casale karşı karşıya gelecek. İlk olarak İspanyol sporcu katasını çizmek üzere tatamide. Evet, İspanyol sporcu da güçlü bir sporcu. U21'de Avrupa ve Dünya şampiyonluğu bulunuyor kendisine. Atlayışlarda, geçişlerde denge çok önemli. Bir denge kaybında faul kriteri olarak sayılıyor. Bu da tabii puanla yansıyor sporcunun. Evet, Rodriguez katasını tamamladı. Atletik olarak iyi bir performanstı, değil mi hocam? İyiydi, eksikleri vardı muhakkak. Daha önce alt yaş kategorilerinde. Alt yaş kategorisi zaten bunların A takım sporcusu, asıl sporcusu finalde Dilara ile karşılaşacak. Ondan dolayı büyükler de şans bulamamışlar ama U21'de Avrupa Dünya Şampiyonluğu bulunan bir sporcu. Ve İtalyan Carola Casale katasını çizmek üzere tatamide. İtalyan sporcunun da U21'de dünya ikinciliği, U21'de yine Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.
İtalyan sporcu da katasını tamamladı. Genç bir isim. 1998 doğumlu hocam o da. Bakalım madalyanın sahibi kim olacak? Teknik performansta Casal bir adım önde. Şimdi atletik performansta her şeyi belirledi. Evet. Carole Casal bronz madalyanın sahibi oluyor. Karate One Premier Lig İstanbul'da. Bir Premier Lig'de ilk derecesi hocam onun da. Evet. Mutlaka devamı gelecektir. Genç bir sporcu dediğiniz gibi. 98 doğumlu. Oldukça da mutlu gözüküyor. Tabii ki madalyayı herkes alan herkes orada mutlu ayrılacaktır. Biz de sabırsızlıkla bizim Türk sporcularımızı bekliyoruz heyecanla. Evet hocam. Bu arada bir mesajımız daha var. Tabii hemen Feray hocamız yazmış. Feray Koçeli. Günaydın, günaydın. Pazar sabahı heyecanı ile seyrediyoruz. Finallerde ve bronz madalya için mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. Ayrıca sizde...